Teneffüs yarışmasına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine dop dolu bölümüyle teneffüs yarışmamızı birazdan başlatacağız. Ama onun öncesinde arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? İyi. Yarışmacılarımız iyi. İnşallah sizler de iyisinizdir. Yarışmamızı hangi takım kazanacak arkadaşlar? Mavi. İki takım da iddialı öyle mi? Öyle. Peki çok güzel. O zaman bir an önce yarışmamız başlasın mı arkadaşlar? Başlasın. Evet, bir an önce yarışmamızı başlatıyoruz. Ama onun öncesinde gelin hep beraber yarışmacılarımızı tanıyalım. Aslen Samsunlu olan Ümit Yasin Köknel 11 yaşında. Basketbol oynamayı çok seven Ümit, boş vakitlerini kitap okuyarak ya da bilgisayar oyunu oynayarak geçiriyor. Fen bilimleri dersinde çok başarılı olan yarışmacımız, büyüyünce kimyager olmak istiyor. 12 yaşında olan Adem Aslan, aslen Bitlisli. Boş vakitlerini bilgisayar oyunu oynayarak ya da futbol oynayarak değerlendiren Adem, oyun oynamayı çok seviyor. Türkçe ve fen bilimleri derslerinde oldukça başarılı olan yarışmacımız, büyüyünce polis olmak istiyor. Aslen Erzincanlı olan Yusufcan Ekmekçi, 12 yaşında. Boş zamanlarını basketbol oynayarak geçiren Yusuf, İngilizce dersini çok seviyor. Yarışmacımız büyüyünce siber güvenlik uzmanı olmak istiyor. 8 yaşında olan Arda Aykur, aslen İzmirli. Arkadaşlarıyla maça gitmeyi çok seven Arda, boş zamanlarını basketbol oynayarak ya da bilgisayar oyunu oynayarak değerlendiriyor. Türkçe dersinde oldukça başarılı olan yarışmacımız, büyüyünce polis olmak istiyor. Yarışmacılarımızı tanıdık, onlar yerini aldılar ve hemen arkadaşlarımıza bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz. İyisiniz, çok güzel maşallah. Hemen kırmızı takımla biraz sohbet edelim, ardından mavi takımla sohbet ederiz. Sonra da yarışmamızı başlatırız. Kırmızı takımdan Yusuf ve Ümit arkadaşlarımız bizimle bu bölümde yarışacaklar. Yusuf'cum, sen siber güvenlik olarak mesleğini sürdürmek istiyorsun. Evet. Hadi bakalım inşallah. Peki ne tür işler yapar? Siber güvenlik dediğimizde ne anlamalıyız? İnternetteki dolar kaçıranları falan yok eder yani. Çok güzel. Böyle bir güvenliği sağlıyor değil mi, evet, internet ortamındaki? Peki bunun dışında sen boş zamanlarını ne şekilde değerlendiriyorsun Yusuf? Basketbol oynamayı severim. Mangala veya bilgisayar. Evet, zeka oyunları oynuyorsun. Harika. Peki bilgisayarda çok vakit geçiriyor muyuz? Yok. Az vakit geçiriyoruz, öyle değil mi? Peki aferin. Hemen devam ediyoruz. Ümit'le. Ümit'ciğim, sen de kimyager olmak istiyorsun. Evet. Hadi bakalım inşallah. Var mı peki böyle çalışmaların, deneyler? Var yani. Deneyler yapıyorum. Çok güzel. Bazen okuldan da yapıyoruz. O yüzden yapıyorum. Çok güzel. Böyle bilgiler elde ediniyorsun. Evet. Çok güzel. Peki boş zamanlarını ne şekilde değerlendiriyorsun? Kitap okuyorum. Yine basketbol oynuyorum. Böyle biraz sporla alakalı. Aynı zamanda kitap okuyorsun. Peki derslerin nasıl? İyi. İyi, gayet iyi. Peki kırmızı takıma şimdiden başarılar diliyoruz ve hemen mavi takımdaki arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Mavi takımdan Arda ve Adem arkadaşlarımız bizimle bu bölümde yarışacaklar. Arda'cığım, sen de polis olmak istiyorsun. Hadi bakalım inşallah diyoruz. Peki sen boş zamanlarında neler yaparsın? Basketbol oynama, kitap okuma, bilgisayar oynama. Çok güzel. Bu tür aktiviteleri kullanıyorum, yapıyorum diyorsun boş zamanlarında. Peki dersler nasıl? İyi. Gayet iyi. Çok peki güzel. Çok teşekkür ederiz. Aferin sana. Ve hemen devam ediyoruz Adem arkadaşımızla. Ademciğim, sen de polis olmak istiyorsun. Evet hocam. Hadi bakalım inşallah. Peki boş zamanlarında sen neler yaparsın? Futbol oynamayı, tabletle oynamayı seviyorum. Bunları seviyorsun. Aynen hocam. Yine de sana da soralım. Peki tablet oynarken zamanımız çok mu geçiyor tablet başında, yoksa az mı? Çok. Çok mu? O zaman şöyle diyelim, aslında bizim gelişimimizi engelleyen bir durum, öyle değil mi? Evet. Tableti biraz daha, ya da bu teknolojiyi, bilgisayar olabilir, biraz daha az vakit ayırmamız gerekecek. Çünkü sizler şu an gelişim çağındasınız, dersleriniz var, öyle değil mi? Aferin sana. Peki senin derslerin nasıl? İyi. İyi. Peki çok teşekkür ediyoruz. Mavi takıma da şimdiden başarılar diliyoruz. Arkadaşlar, yarışmamız renkli kutucuklarla başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi birden 9'a kadar rengarenk kutucuklarımız var. Her kutuda 2 tane soru ve toplam süreniz 15 saniye. Lütfen sürenizi iyi bir şekilde kullanın. Çünkü süreniz bittikten sonra cevap verseniz doğru bile olsa maalesef biz bunu kabul edemeyeceğiz. O yüzden dikkatli olalım. Her takımın toplam 5 sorusu olacak. Evet. Kendi takım arkadaşıma mı yoksa kırmızı takıma mı?
Yok, ilk önce kırmızı takımla başlayacağız. Onlar kendi sorularını seçecekler, cevap verecekler. Sonra sıra size geçecek. Öyle demedim şey. Biz mi onlara geçiyor yani? Hı-hı. Onlar bize mi soracak yoksa biz mi ona soracağız? Yok, biz size soracağız. Her takımın ayrı sorusu olacak. Her takım kendi sorusuna cevap verecek. Hocam. Hı-hı. Şey, aramızda konuşabiliyor muyuz? Tabii ki, tabii. Kendi aranızda konuşabiliyorsunuz ki muhakkak onu yapın, istişare yapalım. Çünkü bir soruyu bilmeyebiliriz ama arkadaşımız biliyor olabilir. Hocam tamam, siz söyleyeceksiniz, biz mi cevaplayacağız? Tabii tabii, ben size soruları soracağım, sizler de cevaplayacaksınız. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Peki, yarışmamız renkli kutucuklarla başlasın mı? Başlasın. Başlasın. Yarışmamızı renkli kutucuklarla başlatıyoruz. Teneffüs yarışmamız renkli kutucuklarla başlıyor dedik ve hemen kırmızı takıma dönüyoruz. Bakalım kırmızı takım hangi kutuyu seçecek? Dört. Yarışmacılarımız dördüncü kutucuk dediler. Ve bakalım kaçıncı soru diyecekler? Birinci soru. Birinci soru. Şimdi çocuklar, burada resimli alfabe. Burada sizden bir kelime istiyoruz. Bir resmimiz var. Bu ters dönmüş. Burada bir mantık yürütebiliriz. Arada bir harfimiz var. Sonra bir de rengimiz var. Burada doğru kelimeyi sizden istiyoruz. Acaba bu sorunun cevabı nedir? Süremiz başlamış olsun. Üretebilirsiniz. Üretin kelimeler. Neler olabilir? La. Son 5 saniyenin içindeyiz artık. Efendim? Al. Al cevabını verdi kırmızı takım. Bakalım doğru cevap al mıymış, neymiş, hep beraber görelim. Bakıyoruz, maalesef ki doğru cevap tarak olacaktı. Şimdi bu soruyu hep beraber bir çözmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar, burada resimde ne görüyoruz? Bir tane at. Öyle değil mi? Evet, ters dönmüş. O zaman atı ters okursak ne olur? Ta. Ta olur. Ta cepte. R harfini buraya koyduğumuzda tar eki olmuş oldu. Rengimiz beyaz. At. Eş anlamlısı. Ters döndüğümüzde at. Eş anlamlısı beyazın? Ak. 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 Tarak. Ak hecesini de birleştirdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Doğru cevap. Tarak oluyor. Ona dikkat ediyoruz. Doğru. Tamam mı? Çok keyifli. Efendim? At ters dönmüş. O çiziliyor muydu bir de? Efendim? Şey, dokunduğunda çiziliyor muydu? Yo, şöyle diyelim bak. Şimdi bir tane resmimiz at var değil mi burada? At ters döndüğü için at hecesini, yani şu at hecesini tersten okuduğumuzda siz böyle dokununca bir a falan çıkıyor ya, o oluyor i̇şte, mu? Hayır, ta oluyor bakın. Ta oluyor. Ters. Biz de ta'yı buraya koyduk. Yanında bir tane R harfi var. Hemen R harfini de yerleştirdik. Beyazın eş anlamlısı ak olduğunda onu da koyduğumuzda ortaya tarak kelimesi çıkıyordu. Resimli alfabe. Anlaştık mı? Peki, devam ediyoruz. Mavi takımla. Hangi kutu arkadaşlar? Evet, yarışmacılarımız 6. Kafa kafaya verdiler ve 6. kutucuk dediler. Kaçıncı soru olsun? 1. Evet, yarışmacılarımız yine düşündüler ve 1. soru dediler. Bakalım sorumuz neymiş? İçinde kümes, ahır ve tarlanın olduğu bir yerdeyseniz burası neresi olabilir? Süreniz başladı arkadaşlar. Çiftlik. Ve mavi takım çiftlik cevabını verdi. Yani C şıkkı dediler. Bakalım doğru cevap C şıkkı mı? Hep birlikte bakıyoruz. Heyecanlıyız. Ve elbette doğru cevap diyoruz. Mavi takımı tebrik ediyoruz. Yarışmamızı arkadaşlarımız 10 puanla başladılar. Peki gittiniz mi çiftliğe? Hiç giden var mı? Ben gittim. Sen gittin. Neler vardı çiftlikte? Hayvanlar vardı. Çok güzel. Hayvanlar vardı. Sorumuza da bakalım. Peki tarla var mıydı? Çok güzel. Ahır var mıydı? Vardı kocaman. Vardı, öyle değil mi? Peki, aferin sana. Hemen devam ediyoruz. Kırmızı takımla. 9. Yarışmacılarımız 9. kutucuk dediler ve... 2. 2. soru. 2 elma tamlamasında bulunan 2 kelimesinin görevi nedir? Süremiz başladı arkadaşlar. A sayı sıfatı. Kırmızı takım A sayı sıfatı dedi. Bakalım doğru cevap A şıkkı mı? Bakıyoruz. Elbette doğru cevap diyoruz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Onlar da yarışmamızın ilk 10 puanını kazandılar. Evet arkadaşlar, ilk soruları, hatta ikinci soruları, kırmızı takımın ikinci sorusunu bitirdik. Nasıl geçti bu bölüme kadar? Güzel. Yarışmamız güzeldi. Heyecanımız varsa biraz daha azaldı mı o heyecan? Evet. Azaldı. Öyle değil mi? Peki devam ediyoruz. Mavi takımla.
2. Yarışmacılarımız ikinci kutucuk dediler ve... Birinci soru. Birinci soru. Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah camiye giden İsmet, cemaatle hangi namazı kılmaya gitmiştir? Süreniz başladı arkadaşlar. Bayram namazı. Ve mavi takım kendine güvenen bir şekilde bayram namazını dediler. Bakalım doğru cevap. Uğur abi doğrudur çünkü bayramda şeye gidiyor. Bayram namazına gidiyor. Oraya gideriz öyle değil mi? Ama bizleri izleyen ekran başındaki arkadaşlarımız da doğru cevabı böylelikle görmüş olurlar. Biz de görmüş olalım bakıyoruz. Ve elbette doğru cevap diyoruz. Mavi takımı tebrik ediyoruz. Yine bir 10 puanın sahibi oldu arkadaşlarımız. Ve sırada hangi takım var? Kırmızı. Kırmızı takım var. Yarışmacılarımız 8. kutucuk dedi ve... İkinci soru. İkinci soru. Hangisi İstanbul'un ilçesi değildir? Süreniz başladı arkadaşlar. D. Malazgirt. D. Malazgirt cevabını verdi kırmızı takım. Bakalım doğru cevap D şıkkı mı? Bakıyoruz ve elbette doğru cevap diyoruz. Kırmızı takımı bir kez daha tebrik ediyoruz. Yine 10 puanın sahibi oldu arkadaşlarımız. Ve sırada hangi takım var? Mavi. Mavi takım var. Hadi bakalım mavi takım. Evet yarışmacılarımız kendi aralarında düşünüyorlar. Ve hangi kutuyu diyecekler? 7. 7. kutucuk dedi arkadaşlarımız. Kaçıncı soru olsun? Birinci soru. Birinci soru. Ahmet 15'ten başlayarak, beşer ritmik sayma yaparak, dördüncü saymada hangi sayıyı söyler? Süreniz 25. Başladı diyecektim ki, mavi takım B şıkkı yani 25 dediler. Bakalım doğru cevap B şıkkı mı? Bakıyoruz. Ve maalesef ki doğru cevap C olacaktı. Öyle değil mi? 15'ten başlayarak soruyu dikkatli bir şekilde hem dinleyelim hem de okuyalım arkadaşlar. 40 oluyor. Bir daha bakalım. 15. 15'ten başlayarak diyor. Beşer ritmik sayma yaparak dördüncü saymada. Dördüncü. 15. Şimdi sayalım. 20. 25. 30. 35. Dördüncü sayma. 35 oldu ya. O yüzden soruları arkadaşlar cevaplayacakken birazcık düşünelim. Tamam mı? Tamam. Çok hızlı acele etmeyelim. Evet peki devam ediyoruz. Kırmızı takımda. 3. Yarışmacılarımız 3. kutucuk dedi ve... 2. soru. 2. soru. Bir otomobilde 4 tane olmazsa otomobilin çalışmasını engelleyen parça hangisidir? Süreniz başladı arkadaşlar. D. Tekerlek, lastik. Yarışmacılarımız D. Tekerlek, lastik cevabını verdi. Bakalım doğru cevap D şıkkı mı? Bakıyoruz. Heyecanlıyız. Ve elbette doğru cevap diyoruz. Kırmızı takımı bir kez daha tebrik ediyoruz. Yine arkadaşlarımız 10 puanın sahibi oldular. Evet arkadaşlar sıra hangi takımda? Mavi. Mavi takımda. Devam ediyoruz. Mavi takım. Bir. Yarışmacılarımız... Birinci kutucuk dediler ve kaçıncı soru olsun? Birinci soru. Birinci soru. Şimdi arkadaşlar burada kutulara dikkat ediyoruz ve aynı zamanda soruya dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Eğer araba 2 numaralı kutudaysa armutu, değilse ayçiçeğini seçin. Süreniz başladı arkadaşlar. Eğer araba 2 numaralı kutudaysa armudu. Değilse ayçiçeğini seçin. A araba. Yarışmacılarımız A araba cevabını verdiler. Bakalım doğru cevap araba mı? Heyecanlıyız. Bakıyoruz. Maalesef ki doğru cevap C olacaktı. Öyle değil mi? Bu soruya da bir bakalım. Bu soru zordu ama. Zordu. Aslında basit ama bir çözmeye çalışalım. Eğer diyor araba 2 numaralı kutudaysa. Arkadaşlar araba kaç numaralı kutuda? 1 numaralı kutuda. O yüzden bizden neyi seçmemizi istiyordu? Ayçiçeğini seçmemizi istiyordu. Ayçiçeği hangi şıktaydı? 3. Yani C şıkkındaydı. Öyle değil mi? Altta baktığımızda şıklarda C şıkkındaydı. O yüzden doğru cevap C olacaktı. Dikkat ediyoruz. Ve sırada
Kırmızı takım arkadaşlar, son sorulardayız, buna da dikkat ediyoruz. 5. Yarışmacılarımız 5. kutucuk dediler ve... İkinci soru. Hangisi ağaçta yetişen bir meyve değildir? Süreniz başladı arkadaşlar. B çilek cevabını verdi kırmızı takım. Bakalım doğru cevap D şıkkı mı? Bakıyoruz ve elbette doğru cevap diyoruz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Yine bir 10 puanın sahibi oldu arkadaşlarımız. Hiç çilek topladınız mı? Evet, ben topladım. Topladık, öyle değil mi? Nerede yetişiyor çilek? Yerde toprakta yetişiyor değil mi? Aferin size. Peki devam ediyoruz. Mavi takımla. Bitti. Evet arkadaşlar, hangi kutu olsun? İstediğiniz bir kutuyu seçebilirsiniz. 2. Yarışmacılarımız ikinci kutucuk dediler. Burada ikinci soruyu sormamıştık. O yüzden şimdi sıra ikinci soruda. Sıcak bir yaz günü, kedi ve köpekler için kapısının önüne içi su dolu bir kap koyan Hatice'nin bu davranışı için hangisi söylenebilir? Süreniz başladı arkadaşlar. Evet, cevap verebilirsiniz. Yardımsever biridir. Yardımsever biridir. Yani C şıkkı dedi arkadaşlarımız. Bakalım doğru cevap C şıkkı mı? Bakıyoruz, heyecanlıyız. Ve elbette doğru cevap diyoruz. Mavi takımı tebrik ediyoruz. Yine arkadaşlarımız bir 10 puanın sahibi oldular. Peki sizler bu tür durumlarda arkadaşlar yardımsever olarak davranabiliyor musunuz? Davranabiliyor musunuz? Neler yapıyorsunuz mesela? Ona yuva yapabiliriz. Çok güzel, yuva yapabiliriz. Başka? Ona yemek verebiliriz. Yemek verebiliriz. Aferin. Başka? Besleyebiliriz, su. Besleyebiliriz, su verebiliriz. Öyle değil mi? Aferin size. İşte bu arkadaşlar. Şimdi bizler size dedik ki 5 tane soru soracağız. Ne yaptık? Bütün sorularımızı sorduk arkadaşlar. Şimdi puan durumunu öğreniyoruz. Dikkatli dinleyelim. Kırmızı takım yarışmamıza 40 puanla başladı. Mavi takım ise yarışmamıza 30 puanla başladı. Arada 10 puanlık bir fark var. Hiç önemli değil. Moralimizi bozmuyoruz. Çünkü sırada ekran oyunları var arkadaşlar. Buradan da puanlar kazanabiliriz. Hazırsak ekran oyunlarını oynayalım mı arkadaşlar? Oynayalım. Yarışmacılarımızla birlikte ekran oyunlarını oynuyoruz. Bakalım hangi oyunları oynayacağız? Hep birlikte izliyoruz. Teneffüs yarışmamızda ekran oyunlarındayız ve ilk oyunumuz Eşini Bul oyunu olacak. Yine arkadaşlarımıza kısa bir şekilde oyunumuzu anlatacağız. Arkadaşlar, Eşini Bul oyununda toplam süremiz 100 saniye. Burada resimlerin eşlerini bulmaya çalışacaksınız. Eğer başarılı olursanız takımınıza 15 puan kazandıracaksınız bu bölümden. Renkli kutucuklara kırmızı takımla başlamıştık. Şimdi mavi takımla devam ediyoruz. Kim gelecek mavi takımdan? Adem arkadaşımız gelecek. Gel bakalım Ademciğim. Sen ekranın önüne geliyorsun. Biz de arkadaşlarımızla burada 3'ten geriye doğru sayacağız. Hazır mıyız arkadaşlar? Ekrana basıyorum değil mi? Efendim? Ekrana tabii tabii, ekrana dokunacağız ama. Şimdi arkadaşlarımızla bir 3'ten geriye doğru sayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. 3, 2, 1. Oyun başlasın diyoruz ve süremiz başladı. Evet arkadaşımız. 100 saniye boyunca resimlerin eşlerini bulmaya çalışacak. Eğer başarılı olursa takımına 15 puan kazandıracak dedik. Ve arkadaşımız dikkatli oynuyor. İlk resmin eşini bulmuş oldu. Adem, biraz daha hızlı olmalısın. İki elini kullanabilirsin. Çünkü süreli oyunlarda süreyi iyi kullanmak gerekiyor. Bir resmin daha eşini bulduk. Devam ediyoruz. Evet, güzel. Bir resmin daha işini buldu arkadaşımız. Tabii süremiz de ilerliyor. Evet, güzel. Bir resmin daha işini buldu mavi takımdan Adem. Evet, hepimiz heyecanlı bir şekilde arkadaşımızı izliyoruz. Bakalım neler olacak. Evet, bir resmin daha işini bulduk. Devam ediyoruz. Bir resmin daha işini bulduk. Kediydi. Evet, süremiz ilerliyor. Artık son 20 saniyenin içindeyiz. Adem, biraz daha tempomuzu arttırabiliriz. Evet, güzel. Bir resmin daha işini bulduk. Devam ediyoruz. Artık son 10 saniyenin içindeyiz.
Bakalım bu kalan sürede arkadaşımız oyununu tamamlayacak mı? Devam ediyoruz. Biraz daha hızlı olalım. Ve evet, artık tam süremiz bitmişti ki arkadaşımız da başarılı bir şekilde oyununu tamamladı. Tebrik ediyoruz Adem. Takımına 15 puanı kazandırdın. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Çok mutlusun. Çok güzel. Peki oyunumuz nasıldı? Çok güzeldi. Çok güzeldi. Öyle değil mi? Biraz hafıza oyunuydu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Seni yerine gönderiyoruz ve kırmızı takımla devam ediyoruz. Kırmızı takımdan kim gelecek? Sucan. Derken Yusuf arkadaşımız geliyor. Evet, sen ekranın önüne geliyorsun, bekliyorsun. Biz burada arkadaşlarımızla 3'ten geriye doğru sayacağız. Hadi arkadaşlar. 3, 2, 1, başlasın diyoruz ve süremiz başladı. Evet, kırmızı takımdan Yusuf arkadaşımız da resimlere bakıyor. Ve güzel bir resmin eşini buldu arkadaşımız. Devam ediyoruz. İşte bu kırmızı takımdan Yusuf. Hızlı başladı oyununa. İşte güzel bir resmin daha eşini bulduk. Devam ediyoruz. Hepimiz yine heyecanlı bir şekilde kırmızı takımdan Yusuf'u izliyoruz. Bakalım Yusuf da takımına 15 puanı kazandırabilecek mi? Evet, bir resmin daha işini bulduk. Orada değilmiş. Acaba neredeydi o resim derken? Evet, yine bir resmin daha işini bulduk. Süremiz de ilerliyor. Artık son 20 saniyenin içindeyiz. Bakalım bu kalan sürede kırmızı takımdan Yusuf takımına 15 puanı kazandıracak mı derken bir resmin daha işini buldu arkadaşımız. Devam ediyoruz. Artık son 2 resim. Evet, ve hızlı olalım derken arkadaşımız da tamamladı ve tebrik ediyoruz Yusuf seni. Sen de takımına 15 puanını kazandırdın. Neler hissediyorsun? Çok iyi. Çok iyi, öyle değil mi? Mutlusun, aferin. Peki olmasaydı, yani kazanamasaydık, sağlık olsun diyecektik, öyle değil mi? Aferin. Peki çok teşekkür ediyoruz. Seni de yerine gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, eşini bul oyununu tamamladık. Şimdi sırada labirent oyunu. Peki labirent oyununu oynayalım mı? Evet, oynayalım. Öyle değil mi? Yarışmacılarımızla birlikte labirent oyununu oynayacağız. Bakalım oradan neler olacak? Hep birlikte izliyoruz. Sıradaki oyunumuz labirent oyunu dedik ve hemen arkadaşlarımıza dönüyoruz. Oyunumuzu yine kısa bir şekilde anlatacağız. Arkadaşlar, toplam süremiz burada 60 saniye. 4 tane deneme hakkınız var. İlk oyunumuz kitaptan çocuklar çantaya bir yolculuğumuz var. Kitabın üstüne dokunuyoruz ve yolculuğumuzu başlatıyoruz. Bunu yaparken parmağımızı ekrandan çekmeyelim. Ekrandan çekersek maalesef ki bir tane hakkımız gidiyor. O yüzden 4 tane hakkımızı iyi kullanalım. Labirent oyununun ikinci bölümünde ise çocuk ve cami var. Çocuğun camiye olan bir yolculuğu var arkadaşlar. Yine aynı şekilde oyunumuzu oynarken çocuktan başlayacağız arkadaşlar oyunumuza. Burada da yine başarılı olursak takımımıza 15 puan kazandıracağız arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman kırmızı takımla devam ediyoruz. Kırmızı takımdan da Ümit gelecek. Evet, gel bakalım Ümit'ciğim. Sen ekranın önüne geliyorsun ama orada bekliyorsun. Çünkü biz arkadaşlarımızla 3'ten geriye doğru sayacağız. Hadi arkadaşlar. 3, 2, 1 başlasın diyoruz. Tam kitaptan. Aferin. Evet arkadaşımız dikkatli bir şekilde oynuyor. Çok güzel. Duvarlara çarpmadan yolculuğunu tamamladı. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Gel bakalım Ümit'ciğim. Takımına gel yanıma istersen. Arkadaşlarım da gördün seni. 15 puan kazandırdın takıma. Tebrik ediyoruz. Efendim Arda. Şuraları yapacağız mı? Yani kafada top tutuyorduk ya. Tabii tabii, onları yapacağız ama hepsini. Oyun alanında değiliz. Buna dikkat edelim. Oyun alanındaki oyunlarımızı söylediğimizde oyunlarınızı oynayacaksınız. Ama şu an ekran oyunlarındayız. Ümit, neler hissediyorsun? Takımına 15 puanı kazandırdın. Heyecanlıyım. Heyecanlısın, öyle değil mi? Peki oyunumuz nasıldı? Güzeldi. Oyunum da güzeldi, öyle değil mi? Heyecanlandım. Heyecanlandın ve biraz dikkatli olmamız gerekiyordu bu oyunda. Sen de dikkatli oldun. Peki çok teşekkür ediyoruz. Seni yerine gönderirken mavi takımla devam ediyoruz. Mavi takımdan da Arda gelecek ama
ekranımızı hazırlayalım. Gel bakalım ekranın önüne. Biz şimdi arkadaşlar 3'ten geriye doğru yine sayacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım o zaman. 3, 2, 1 Oyunumuz başlasın diyoruz. Başla butonuna basıyoruz ve oyunumuzu başlattık. Tam çocuktan almalıyız. Aferin. Bir tane hakkımız gitti. Dikkatli olalım. Bu ikinci hakkımız. Arkadaşımız dikkatli bir şekilde oynuyor. Tabii duvarlara da çarptığında hakkımız gidecek. O yüzden dikkatli bir şekilde oynayalım. Devam ediyoruz. Arkadaşımız farklı bir yol tercih etti. Artık son 30 saniye. Bakalım yolculuğumuzda neler olacak? Artık son 20 saniye. Dikkatli olalım. Ve maalesef orada yol yok. Tekrar başlayabilirsin. Tekrar yanıp başlayabilirsin. Başladık en baştan. Son 5 saniye belki başarılı oluruz. Devam ediyoruz. Ve maalesef süremiz bitti. Olsun diyoruz. Gel bakalım Arda. Sağlık olsun. Öyle değil mi? Hiç önemli değil. Sağlık olsun. Aferin. Bak moralini bozmadın. Yine gülümsedin. Teşekkür ediyoruz. Birazcık dikkatli olmalıydık. Süremizi iyi kullanmalıydık. Bunlar olsaydı başarılı olacaktık. Ama sen de yine çok güzel yarıştın. Teşekkür ediyoruz. Seni de yerine gönderiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi puan durumunu öğreniyoruz. Çünkü ekran oyunlarını tamamladık. Kırmızı takım yarışmamıza 70 puanla devam ederken mavi takım 45 puanla yarışmasını sürdürüyor. Ama dediğimiz gibi moralimizi bozmayalım. Hiç önemli değil çünkü oyun alanında 10 puanlık, 20 puanlık hatta 40 puanlık oyunlar var. Bunlara dikkat edersek başarırız. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Peki oyun alanına gidelim mi? Gidelim. Arkadaşlarımızla birlikte oyun alanına gidiyoruz. Bakalım hangi oyunları oynayacağız? Hep birlikte izliyoruz. Teneffüs. Teneffüs yarışmasında denge oyunuyla yarışmamızı sürdürüyoruz. Ama onun öncesinde arkadaşlarımıza oyunumuzun kurallarını anlatacağız. Arkadaşlar, denge çubuklarımızla arkadaşımızın dengesini bozmaya çalışacağız. Bunu yaparken denge çubuğunu vurmuyoruz, ittirerek bozmaya çalışacağız. 3 yapan 10 puanın sahibi olacak. Tabii bunu yaparken başımıza ve yüzümüze denge çubuğunu değdirmiyoruz arkadaşlar. Evet, yarışmacılarımıza kurallarımızı anlattık ve hemen denge oyununu başlatıyoruz. Kırmızı takımdan Yusuf ve mavi takımdan Adem arkadaşlarımız yerini aldılar. Şimdi arkadaşlarımız duruşlarını alacaklar. Bizler de oyunumuzu başlatacağız. 3, 2, 1 ve oyun başlasın. Evet, oyunumuzu başlattık. Arkadaşlarımız güzel bir mücadele gösterirken dikkatli de oluyorlar aynı zamanda. Ve kırmızı takımın dengesi bozuldu. Mavi takım 1-0 öne geçti. Üç, iki, bir ve oyun başlasın. Evet, oyunumuzu başlattık ve mavi takımın dengesi bozuldu. Kırmızı takım 1 puan aldı ve durum 1-1 olarak eşitlendi. Üç, iki, bir ve oyun başlasın. Evet, yine oyunumuzu başlattık. Arkadaşlarımız dikkatli bir şekilde oynuyorlar. Hepimiz heyecanlı bir şekilde arkadaşlarımızı izliyoruz. Devam ediyoruz. Evet, güzel bir mücadele oluyor. Güzel bir mücadele oluyor ve kırmızı takımın dengesi bozuluyor. Mavi takım 2-1 öne geçiyor. Üç, iki, bir ve oyun başlasın. Yine oyunumuzu başlattık. Arkadaşlarımız oyunlarını oynuyorlar. Güzel bir mücadele oluyor ve kırmızı takımın dengesi bozuldu. Mavi takım 3-1 yaparak 10 puanın sahibi oldu. Kırmızı takımdan Ümit ve mavi takımdan Arda arkadaşlarımız da yerini aldılar. Şimdi duruşlarını alacaklar. Oyunumuzu başlatacağız. 3,
2, 1 ve oyun başlasın. Evet, oyunumuz başladı ve kırmızı takımın dengesi bozuldu. Mavi takım 1-0 öne geçti. Üç, iki, bir ve oyun başlasın. Evet, oyunumuzu başlattık yine. Güzel bir mücadele olurken kırmızı takımın dengesi bozuldu ve mavi takım 2-0 öne geçti. Üç, iki, bir ve oyun başlasın. Yine oyunumuzu başlattık ve mavi takımın dengesi bozuldu. Kırmızı takım 1 puan kazandı. Üç, iki, bir ve oyun başlasın. Evet, oyunumuzu başlattık ve mavi takımın dengesi bozuldu. Kırmızı takım 2-2 eşitliği sağladı. Üç, iki, bir ve oyun başlasın. Oyunumuz başladı ve mavi takımın dengesi bozuldu. Kırmızı takım 2-0'dan geri gelerek 3-2 yaptı ve 10 puanın sahibi oldu. Denge oyununu tamamladık. Arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde mücadele ettiler ve hemen puan durumunu söylüyoruz. Mavi takımla başlayalım. Mavi takım yarışmamıza 55 puanla devam ederken, kırmızı takım 80 puanla yarışmasını sürdürüyor ve hemen balon patlatma oyununa gidiyoruz. Bakalım yarışmacılarımız orada neler yapacaklar? Hep birlikte izliyoruz. Teneffüs yarışmamızda sıradaki oyunumuz balon patlatma oyunu. Yine arkadaşlarımızla birlikte yerimizi aldık ve oyunumuzun kurallarını bir kez daha anlatacağız. Arkadaşlar, toplam süremiz burada 60 saniye. Süremiz başladıktan sonra hemen bu kırmızı bölüme geliyoruz ve atışlarımızı bu bölümden yapacağız arkadaşlar. Atışlarımızı yaparken ayaklarımıza dikkat edelim. Ayaklarımız bu kırmızı bölümün dışında olursa, bu şekilde balonlarımızı patlatırsak maalesef patlattığımız balonları saymayacağız. Bunlara dikkat edelim. Dartlarımızı attık. Süremiz devam ediyor. Hemen hızlı bir şekilde dartlarınızı alıp atışlarınızı yapmaya devam edeceksiniz. Sürenin sonunda en fazla balonu patlatan takım 20 puanın sahibi olacak arkadaşlar. Hemen kırmızı takımdan Yusuf'la biraz sohbet edelim. Yusuf'cuğum, nasıl geçiyor yarışmamız? İyi. Güzel geçiyor, iyi geçiyor. Peki senin bir hedefin var mı? 25 tane balonumuz var. 60 saniye süremiz var. Sence kaç tane balon patlatabilirsin? 9. 9 tane diyorsun. Peki, sana şimdiden başarılar diliyoruz ve hemen Adem arkadaşımızla devam ediyoruz. Ademciğim, yarışmamız nasıl geçiyor? İyi. İyi geçiyor. Peki senin bir tahminin var mı? Kaç tane balon patlatabilirim dersin? 15. 15 tane diyorsun. Hadi bakalım, şimdiden sana da başarılar diliyoruz. Peki hazırsak oyunumuzu başlatalım mı arkadaşlar? Başlatalım. Başlatalım, öyle değil mi? Oyunumuzu başlatıyoruz. Bakalım balon patlatma oyununda hangi takım 20 puanın sahibi olacak? Hep birlikte izliyoruz. Kırmızı takımdan Yusuf arkadaşımız yerini aldı ve hemen soruyoruz. Hazır mısın Yusuf? Hazırım. Evet, yarışmacımız hazır. Biz de 3'ten geriye doğru sayacağız ve balon patlatma oyununu başlatacağız. 3, 2, 1 ve oyun başlasın. Evet, oyunumuzu başlattık. Arkadaşımız şimdi atışlarını yapacak. Ayağımıza dikkat ederek atışlarımızı yapıyoruz. Evet, güzel bir balon patladı. Devam ediyoruz. İşte bu. Arkadaşımız atışlarını yapıyor. Bir balon daha patladı ve şimdi arkadaşımız dartlarını toplayıp atışlarını yapmaya devam edecek. Evet, süremiz ilerliyor. Biraz hızlı olmalıyız. Artık son 30 saniyenin içindeyiz. Bu atış boşa gitti. Güzel, bir balon daha patladı. İşte bu, devam ediyoruz. Güzel, şimdi arkadaşımız yine atmış olduğu dartları topluyor. Atışlarını yapmaya devam edecek. Biraz hızlı olmalısın Yusuf. Artık 10 saniyenin içindeyiz. Boşa gitti. Devam ediyoruz. Ve
Süremiz bitti. Evet, süremiz bitti. Mavi takımdan Adem arkadaşımızı izleyeceğiz. Tabii kırmızı takımdan Yusuf arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Mavi takımdan Adem arkadaşımız da yerini aldı ve hemen soruyoruz. Hazır mısın Adem? Hazırım. Evet, yarışmacımız hazır. Biz de 3'ten geriye doğru sayacağız ve oyunumuzu başlatacağız. 3, 2, 1 ve oyun başlasın. Evet, oyunumuzu başlattık. Ayağımıza dikkat edeceğiz atışlarımızı yaparken. Evet, güzel. Bir balon patladı. Devam ediyoruz. Biraz hızlı olmalıyız. Devam ediyoruz. Evet, bir dartımız kaldı. Şimdi arkadaşımız onu da atacak ve şimdi atmış olduğu dartları toplayıp atışlarını yapmaya devam edecek. Ama birazcık hızlı olmalıyız. Süremiz ilerliyor. Artık son 30 saniye. Ayağımıza dikkat edelim. Çok güzel, devam ediyoruz. O boşa gitti. Evet, yine arkadaşımız dartlarını toplayacak ve atışlarını yapmaya devam edecek. Süremiz ilerliyor. Son 10 saniye. Gel hemen atışlarını yap istersen. Devam ediyoruz. O boşa gitti. Ve süremiz bitti. Evet, süremiz bitti. Mavi takımdan Adem arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Bakalım hangi takım 20 puanın sahibi olmuş? Hep birlikte izliyoruz. Balon patlatma oyununu tamamladık. Arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde mücadele ettiler. Ve hemen takımlarımızın balon patlatma sayılarını söylüyoruz. Mavi takımla başlayalım. Mavi takımdan Adem toplamda 9 tane balon patlattı. Kırmızı takımdan Yusuf ise toplamda 11 balon patlattı ve böylelikle 20 puanın sahibi kırmızı takım oldu. Ama mavi takımdan Adem'i de tebrik ediyoruz. Arkadaşımız da çok güzel bir oyun sergiledi ve hemen puan durumunu öğreniyoruz. Mavi takım yarışmamıza 55 puanla devam ederken kırmızı takım puanını 100'e yükseltti. Bir kez daha tebrik ediyoruz ve yeni oyunlarımızdan bir tanesi renkli ataç oyununu oynuyoruz. Bakalım yarışmacılarımız orada neler yapacaklar? Hep birlikte izliyoruz. Teneffüs. Sıradaki oyunumuz renkli ataç oyunu dedik. Yine arkadaşlarımızla birlikte yerimizi aldık ve hemen oyunumuzun kurallarını anlatıyoruz. Arkadaşlar, toplam süremiz 60 saniye. Süremiz başladığında zaten gözlüklerimizi takmış olacağız. Ve görmeden buradaki toprağa dokunarak toprağın içinde saklı olan ataçları bulmaya çalışacağız. Sürenin sonunda en fazla ataçı bulan takım 20 puanın sahibi olacak arkadaşlar. Evet, mavi takımdan Arda ile devam edelim. Arda'cığım, bu oyunu kazanmanız gerekiyor, öyle değil mi? Biraz geriye düştük ama moralimizi bozmuyoruz. Mücadelemizi devam ettireceğiz. Nasıl geçti yarışmamız bu bölüme kadar Arda? Güzel geçti, çok güzeldi. Çok güzel, eğlendin mi? Harika. Ve hemen kırmızı takımdan Ümit ile devam ediyoruz. Ümit'ciğim, yarışmamız nasıl geçti? Sana da soralım. Çok heyecanlıydım. Güzeldi. Hı-hı. Çok güzeldi. Peki sizce arkadaşlar oyunumuz zor mu? Hemen Ümit'e sorayım. Ümit. Zor değil. Kolay da değil. Kolay da değil. Öyle değil mi? Biraz toprağın içinde ellerimiz olacak ve o ataçları hissetmeye ve bulmaya çalışacağız. Peki hemen diğer bölümde arkadaşlarımıza da sormuştuk. Sizlere de soralım. Böyle toprağa daha önce hiç yakın bir zamanda dokundunuz mu? Dokundum. Öyle mi? Neler yaptın? Onlar bitki ekebiliyorum. Hı-hı, çok güzel. Bitki ekiyorsun. Belki onun bakımını yapıyorsun. Öyle değil mi? İnsan da böyle toprağa dokununca huzur buluyor. Öyle değil mi? Peki. Hazırsak arkadaşlar. Hı-hı. Oyunumuzu başlatalım mı? Başlatalım. Başlatalım. Öyle değil mi? Yarışmacılarımız hazırlar. Bizler de hiç vakit kaybetmiyoruz. Ve renkli ataç oyununu başlatıyoruz. Kırmızı takımdan Ümit ve mavi takımdan Arda arkadaşlarımız hazırlar. Biz de 3'ten geriye doğru sayacağız ve renkli ataç oyununu başlatacağız. 3, 2, 1 ve oyun başlasın. Evet, oyunumuzu başlattık. Arkadaşlarımız toprağın içinde gizli olan ataçları bulmaya çalışıyorlar. Sürenin sonunda en fazla ataçı bulan takım 20 puanın sahibi olacak. İyi bir şekilde, dikkatli bir şekilde arayalım arkadaşlar. Bulmaya çalışalım o ataçları. Ataçları bulduğumuzda masanın kenarına koyuyorsunuz. Artık son 30 saniye.
Evet, hepimiz heyecanlı bir şekilde arkadaşlarımızı izliyoruz. Evet, bulduğumuz ataçları kenara koyuyoruz. Masanın kenarına çocuklar. Tekrar kutuya koymayalım, masanın kenarına koymalıyız. Çok güzel, devam ediyoruz. Artık son 10 saniye. Son 10 saniyenin içindeyiz. Ve süremiz bitti. Evet, süremiz bitti. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bakalım hangi takım 20 puanın sahibi olmuş? Hep birlikte izliyoruz. Teneffüs. Renkli ataç oyununu tamamladık. Arkadaşlarımız aradılar ama maalesef hiçbir takım o ataçları bulamadı. Öyle değil mi? Kırmızı takımdan Ümit gerçi buraya bir parça ayırmıştı ama bir baktık ki meğerse o toprakmış. Ama olsun diyoruz, sağlık olsun diyoruz. Bu oyundan takımlarımıza puan maalesef ki veremiyoruz. Ama hiç üzülmüyoruz çünkü sırada final oyunumuz var. Alt üst oyunu. Bakalım final oyununda neler olacak? Hep birlikte izliyoruz. Teneffüs. Teneffüs yarışmamızda final oyununa geldik. Arkadaşlarımızla birlikte alt üst oyununu oynayacağız. Ama onun öncesinde yarışmacılarımıza bir kez daha oyunumuzun kurallarını anlatıyoruz. Arkadaşlar toplam süremiz 90 saniye. Süremiz başladıktan sonra hemen hızlı bir şekilde bardaklarımızı alıyoruz. Alttan birer bardak olmak üzere üste koyuyoruz arkadaşlar. Her seferinde bir tane bardak alacağız. Yanlışlıkla iki bardak alıp koyarsak maalesef tekrar iki bardağı alıp birer bardağa dönüştüreceğiz. Ben şimdi örnek olsun diye hızlı bir şekilde bütün bardakları almış gibi varsayalım. En son mavi bardağa geldiğimizde. Mavi takım ise kırmızı bardağa geldiğinde hemen hızlı bir şekilde mavi bardağı da üste koyuyoruz ve böylelikle bir tane set yapmış oluyoruz. Bardağımızı mavi bardağa koyduktan sonra bardaklarımızı masaya koyuyoruz ve hemen zilimize dokunuyoruz. Zilimize dokunduktan sonra takım arkadaşınızla yer değiştiriyorsunuz. Bu sefer takım arkadaşınız geliyor ve oyununa devam ediyor. Böylelikle setleri yapmaya devam edeceğiz. En fazla seti yapan takım kazanacak. Ama setlerde eşitlik varsa bu sefer üstteki bardaklara sayılarına dikkat edeceğiz. Bu sefer üstteki bardakların sayısı hangi takımda fazlaysa biz 40 puanı o takıma vereceğiz arkadaşlar. Şimdi sizlere soruyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Peki final oyununu bir an önce başlatalım mı? Başlatalım. O zaman hiç vakit kaybetmiyoruz ve final oyununu başlatıyoruz. Kırmızı takım ve mavi takımdaki yarışmacılarımız yerini aldılar. Biz de 3'ten geriye doğru sayacağız ve final oyununu başlatacağız. 3, 2, 1 ve final oyunu başlasın. Evet, oyunumuzu başlattık. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde oyunlarına başladılar. Her seferinde birer bardak dedik. Toplam süremiz 90 saniye. Setimizi tamamladığımızda bardaklarımızı koyuyoruz ve zile basacağız. Evet, bir tane bardak. Bir tane bardak mavi takım. Hemen hatırlatıyoruz. Mavi takıma bunu hatırlatmış olalım. Kırmızı bardağı koyuyoruz ve evet, setimizi gerçekleştirdik hemen. Takım arkadaşlarımız devam ediyor. Birer bardak arkadaşlar. Birer bardak. Evet. Her seferinde. Evet, süreli oyunlarda hızlı olmalıyız. Hızlı oynarken de dikkatli olmalıyız. Birer bardak, aferin. Evet, çok güzel. Kırmızı takım setini tamamladı. Evet, hayır, kırmızı bardak koyalım üstte. Hızlı olalım ve şimdi setimizi tamamladık. Devam ediyoruz. Birer bardak. Evet, çok güzel ilerliyoruz. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde oynuyorlar. Artık son 20 saniyenin içindeyiz. Birer bardak, çok güzel. Evet, kırmızı takım diğer setini gerçekleştirdi. Devam ediyoruz. Hızlı olalım biraz daha. Evet ve mavi takım da setini tamamladı. Birer bardak unutmuyoruz. Artık süremiz çok azaldı. Ve süremiz bitti. Evet, süremiz bitti. Bekliyoruz. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bakalım hangi takım kaç tane set yapmış? Hep birlikte izliyoruz.
Teneffüs yarışmamızda final oyununu tamamladık. Arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde yarıştılar ve hemen puan durumunu söylüyoruz. Ama onun öncesinde elbette takımlarımız neler yapmış bir ondan bahsedelim. Her iki takım da 3 seti tamamladı. 4. setin oyunlarını oynuyorlardı. Bu demek oluyor ki setlerde bir eşitlik var. Şimdi ne demiştik? Setlerde eşitlik olduğunda bardak sayılarına hemen dönecektik. Mavi takımla başlayalım. Mavi takım artı 7 tane bardağı teker teker dikkatli bir şekilde koydu. Kırmızı takım ise 11 bardak koymuş oldu oyunumuzun sonunda ve böylelikle 40 puanın sahibi kırmızı takım oldu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ama mavi takımı da tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımız da ellerinden gelen her şeyi yaptılar. O 4 bardak maalesef eksik oldu. O yüzden sağlık olsun diyoruz. Hiç önemli değil diyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Aferin size. Hemen kırmızı takımın puan durumunu söylüyoruz. Kırmızı takım yarışmamızı 140 puanla tamamladı. Mavi takım ise 55 puanla yarışmalarını tamamladılar ama sağlık olsun diyoruz. Çok güzeldi, hepimiz eğlendik. Ve hemen Yusuf'la birazcık sohbet edelim, kırmızı takımla başlayalım. Yusuf'cum, yarışmamızı tamamladık, birinci oldunuz. Neler hissediyorsunuz, duygu ve düşüncelerinizi alalım sizlerin. Çok iyi, yine heyecanlıyım. Hala heyecanlısın, öyle değil mi? Peki yarışmamız nasıldı genel olarak? Çok güzeldi. Eğlendin mi? Evet. Çok güzel. Sevdiğin oyunlar var mıydı peki? En sevdiğim bu oyundu. Final oyununu çok sevdim. Evet, bir de şey, eş bulmaca. Eş bulmaca, renkli oyunlar. Evet. Özür dilerim, ekran oyunlarında evet. Eşini bul oyunu. Evet. Evet, peki çok güzel. Hemen devam ediyoruz Ümit arkadaşımızla. Ümit'ciğim, senin de duygu ve düşüncelerini alalım. Buraya ilk geldiğimizde yapamayacağımızı düşündük. Ama uğraşmamız da değdi. Arkadaşlarımızın uğraşmasını tebrik ediyorum. Zaten buraya kazanmaya gelmedik, eğlenmeye geldik. Çok güzel, doğru diyorsun. O yüzden hem de arkadaşlarını da tebrik etmiş oldum böylelikle. Peki sevdiğin oyunlar var mıydı yarışmamızda? Benim sevdiğim oyunlar bu oyun vardı. Bu oyun vardı. Balon patlatma oyunu vardı, denge oyunu vardı. Yani bu oynadığımız bütün oyunları sevdim. Bütün oyunları sevdim diyorsun. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen mavi takımdaki arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Evet Ademciğim, senin de duygu ve düşüncelerini alalım. Güzel geçti. Yenildik ama sağlık olsun. Aferin sana, sağlık olsun, öyle değil mi? Çok güzel. Şimdi arkadaşlarımız sizi tebrik etti. Sizler kırmızı takıma bir şeyler söylemek ister misiniz? Biz de kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Aferin size, çok güzel. Peki Adem, sevdiğin oyunlar var mıydı yarışmamızda? Denge oyunu sevdim en çok. O şey... Balon patlatma. Balon patlatma, bir de eşini bul. Ekran oyunlarında eşini bul oyunu. Peki çok güzel. Hemen Arda'yla devam ediyoruz. Arda'cığım, senin de duygu ve düşüncelerini alalım. Arkadaşlarım, tebrik ediyorum. Kazandılar. Biz kaybettik ama sağlık olsun diyorum. Aferin sana, sağlık olsun, öyle değil mi? Bu dünyanın sonu değil sonuçta, yani buraya biz eğlenmeye geldik, öğrenmeye geldik, güzel vakit geçirmeye geldik, yeni arkadaşlıklar kurmaya geldik, öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Aferin size. Peki sizlere çok teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık diyoruz ve ekran başındaki arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Arkadaşlar, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın, hoşça kalın. Arkadaşlar, Semerkant Çocuk YouTube kanalı yayında. Teneffüs programının kaçırdığınız bölümlerini ve birbirinden güzel animasyon, klip ve daha pek çok programı kolayca izlemek için hepinizi Semerkant Çocuk YouTube kanalına bekliyoruz. Hoşça kalın.